birçok genç şu anda üniversite sınavına hazırlandı ve sınava girecekler. Dolayısıyla bu süreçte büyük ihtimalle hayatlarında büyük bir dönüm noktası oluşturacağını düşünüyorlardır. Hepsi çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Heyecanlı olanlar vardır. Yine heyecanlı olanlar vardır. İlla ki heyecan vardır bu olayda diye düşünüyorum. Sınava girerken ilk nasıldı? Yani sınavdan bir gün öncesini hatırlıyor musun sen? Kızım ben hiç hatırlamıyorum ya. Ben şimdi ne hatırlıyorum biliyor musun? İlk bu liselere geçiş sınavını hatırlıyorum. Liselere geçiş sınavı benim berbat geçmişti ve ilk kritik sınavdı ya o liselere geçiş sınavı. Oğlum üniversiteye ya. Liseye ne LGS? Hayır ama şu. Şimdi psikolojik olaraktan bahsediyorum. Ha. Başarısız geçtiğim net biliniyordu. Yani ben söylemiştim aha, iyi geçmedi diye. Bir ilk defa ailem mesela orada bana tepki göstermişti yani. Normalde benim ailem hiç... Ne demişlerdi sana? Şeyle, kızmışlar mıydı? Çok kızmışlardı. Acayip kızmışlardı. Kötü geçtiği için mi? Tabii tabii. Ev savaş alanı gibiydi benim için yani psikolojik olarak. Acayip şey yapmışlardı. Ya. Ama ben mesela ilk defa orada şey olmuştum. O sınav gerçekten çok stresiymiş. Bizimkiler biraz geç kızdığı için belki olabilir yani. Bence normalde, tüm yıl boyunca aslında hiç stresli bir şey olduğunu anlamayıp. Bayağı sanayiye falan gideceğimi düşünüyordum yani lise bittikten sonra ve hayatım kararmış gibi hissettim ben. Aa, çok küçük yaşta ya. LGS'de tabii ayrı bir stres durumu. Anadolu Liseyi kazanmak önemliydi çünkü şu an o kadar önemli değil galiba liseler. Çünkü hepsi Anadolu Lisesi galiba şu anda da o yüzden. Her şeyi Anadolu Lisesi yapmışlar. Liseyi konuşmuyoruz şu anda, üniversiteyi konuşuyoruz ya. Psikolojik şeyden bahsediyorum be. O psikolojik etkisinden bahsediyorum yani. Üniversite bilmiyorum. Üniversite sınavı çok daha farklı bir şey, tecrübe. Sanki aslında üniversite sınavına bir kere daha girebiliyorsunuz. Doğru, senin dediğin gibi LGS'de bir kere giriyorsun. Evet, hangi liseyse o. Ama üniversite sınavında birinci, ikinci, üçüncü denemeniz olabiliyor. Ben mesela sınava girmeden bir gün önce çok saçma bir şey olmuş. Akşam yemek yiyoruz. Ertesi gün tabii ben sınava gireceğim. Annemler de o sırada kendi aralarında konuşuyorlar. Annem dedi ki karpuzla mı götürsek? Şimdi annemler orada bekleyecekler tabii beni uzun bir süre. Karpuzla mı götürsek yeriz falan filan derken. Bunlar pikniğe mi gidiyorlar? Ben de zaten ondan sonra ne yapacaksınız? Piknik mi yapacaksınız? Oha diye kendi kendime güldüm. Ve bir gülme krizine girdim. Kendimi durduramadım. Yani saatlerce gülmüş olabilirim. Herkes böyle şaşkın bir şekilde bana bir boşalma. Şey. Aynen ha, bir sinir boşalması yaşamıştım. Ne yapacaksınız orada? piknik mi yapacaksınız? İşte karpuz marpuz. Çünkü çok komik gelmişti. Ben orada artık sınava gireceğim. Zaten hani böyle şeyim. Aklımdan bin bir türlü şey geçiyor. Annem orada karpuz da mı alsak yanımıza falan oğlum, diyor. Ama... Anne sen dua okuyacaksın. Dua diyecektim de. Annem bak, karpuz yemeyi düşünüyordu. Başarısız öğrenci şunu biliyor ya. Ben biliyordum mesela. Kazanamayacağını biliyorsun ya sen o sınava girerken. O şey çok kötü oluyor. Dışarıda seni bekliyorlar. Evet. Ve hani ilk çıksan çok üzücü olacak çünkü ilk çıkan net belli yani hani olmamış ya, anladın mı? Hani çünkü süre var, şu anda öyle mi bilmiyorum, öyle mi? Sen daha yakın zamanda girdin. Ya 15 dakika kala çıkabiliyorsun ama ben ilk çıkmıştım, çok iyiydi şeyim, skorum liseye girişte. Ha o zaman farklı. Bizde çünkü çok daha erken çıkabiliyordun 3 saat süren sınavda mesela. Atıyorum 90. dakikada falan çıkabiliyordun diye hatırlıyorum ben yani. Hiç erken çıkabiliyordun. Sonuna kadar kullandım. Şu an yok. Sen işte kullanabiliyorsun da orada şey var. Kullanabiliyorsun. Yani, çünkü çözebiliyordum. Ya zaten heyecanlı olanlar ya çok yani heyecanlı olanların kazanma ihtimali yüksek oluyordu. Sınava giren heyecansızlar ya çok süper bir yeri kazanacakları için heyecansız oluyorlar. Sıçıp batıracaklarını bildikleri için heyecansız oluyorlar genelde. Ben de heyecansızdım çünkü biliyordum. Yani kötü geçecekti sınavım evet, yani. Evet bir şey bildiğiniz zaman heyecanlanıyorsunuz arkadaşlar. Bilinmeyince şey olmuyor da. Şey çok kötü ya. O bir şey kötü geçmiş ve üniversite yazman gerekiyor ya işte tutup tutmayacak yerlere yazmaya çalışıyorsun. Burası tutar mı, şurası tutar mı diye. Yani kendine bir yer yamamaya çalışıyorsun orada. Onun psikolojisi mesela çok eğlenceli değil yani açıkçası. İyi puan yaptıktan sonraki şey çok eğlenceli de. İşte o Marmara mı yazayım, Boğaziçi bilmem ne mi yazayım, şu mu yazayım, bu mu yazayım. O eğlenceli bir safhadır eminim ki de. Bizimki işte Afyon mu yazayım, şu meslek güzel okulunu mu yazayım, bunu mu yazayım diye geçen bir süreçti yani. Ha evet, farklılık gösteriyor olabilir. Ama bence ben üniversitenin gerçekten de... Yani üniversite hayatına giriş yapmak bence her insanın hayatında bir dönüm noktası oluşturduğunu düşünüyorum ben. Ya bana kattığı çok şey olmuştu. Bence sana da kattığı çok şey var. Senin mesela sen şöyle bir şey der misin? Benim hayatımdaki dönüm noktalarından biri üniversiteye gitmem. Afyon'a gitmem diye der misin mesela? Öyle şeyler söyler misin? Orası kayıp bir zaman dilimim senin için. Ya bazı yönlerden kayıp, bazı yönlerden değil. İlk defa tek başıma yaşadığım için çok güzel bir deneyim oldu. Yani... Mesela ilk defa eğer kendi şehrinizde değil de farklı bir şehirde eğer okuyacaksanız gerçekten çok büyük deneyimler. Yani ilk defa yalnız yaşamak, ilk defa her şeyi tek başına halledebiliyor olmak, çeşit çeşit insanla tanışmak, insanları yeni tanımak. Şey. Aslında belli küçük bir çevremizde küçük gerçekten çok az insanı tanıyoruz ama daha büyük bir alana açıldığımızda bin bir çeşit insan var ve bunları tanıyor olmak gerçekten büyük bir deneyim kazandırıyor fark insana. Fark katıyor ya, evet. Ona katılıyorum. Mesela üniversiteyi kazandım ve ilk defa İstanbul'a geldim. Aslında küçük bir şehirden de gelmemiştim. İzmir'den İstanbul'a geldim. Şunu bile mesela hiç daha önce düşünmemiştim. Aklıma bile gelmemişti. Bir gün arkadaşımla öyle ne yapalım hadi gel bir dolaşalım deyip ikimiz çıktık. Lay lay lom dolaşıyoruz. Selimiye taraflarındaydı sanırım. Akşam böyle oturduk orada işte manzaraya bakıyoruz. İstanbul'a bakıyoruz falan. İki tane polis yanımıza geldi. İşte dedi ki işte kızlar kimlikleriniz dedi. Biz kimlik almamışız yanımıza. Çünkü kimliğin öyle yanında sürekli taşınması gereken bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani öyle bir şey yoktu. Dediğim gibi küçük bir çevrede yaşıyorsunuz aslında. Ama hani sürekli meğersem yanımıza kimlik taşımamız gerekiyormuş. Her an her yerde bizi çevirebilirlermiş, kimlik sorabilirlermiş. Sonra polis bize ne dedi biliyor musun? Şöyle bir şey söyledi.
Ya dedi, sonra dedi buralarda ölüyorsunuz dedi. Ya ailenizi bulamıyoruz, şey yapamıyoruz. Kimse sizler mezarına koyuyoruz falan dedi. Bir anda dehşet, ölecek miyiz? Ne alaka falan. Oha. Aynen öyle bir şey oldu. Sonra senin adın ne falan dedi. Yanındaki arkadaşım adını, gerçek adını söylemedi. Yalandan dedi ki benim adım Zeynep dedi. Ben gerçek adımı söylemiştim. Allah'ım ben gerçek adımı verdim falan diye böyle strese girmiştim. İlk defa mesela böyle bununla karşılaştım. Ondan sonra bir daha hiç yanımdan kimliğimi ayırmadım. Yani hep kimlikle dolaşmak gerektiğini. Gerçekten ben... kan donduran bir nasihat oldu bu Şebnem'den. Hikaye yani. Şebnem'e dedik ki bir hikaye anlatsana Şebnem üniversiteyle alakalı diye. İlk geldiğinde böyle bir şey olmuştu. Baya öyle dozajı böyle bine çekti böyle neredeyse yani. Bir güzel hikayemiş gerçekten. Biz de Afyon'da mesela ben yürüyordum Afyon'da. Ramazan ayındaydık ve oruç tutmuyordum ben o zaman. Hani elimde de su şişesi vardı böyle. Hani su şişesi elimde yürüyordu falan. Böyle bir bakkalın önünde su içtim mesela. Benim hikayem de oydu yani. Sonra bakkal amca çıktı dedi ki... Dedi şey yapma dedi. Genç dedi bakar mısın dedi. Çok kibar söyledi ama. Buyurun dedim. Burada şimdi su içiyorsun ama dedi. Çevrede de halka dedi şey yapabilir, tepki gösterebilir dedi sana. Aha. Bence de şey yapma dedi. Hani dikkat et dedi yani. Ha öyle mi, teşekkür ederim dedim. Çantama attım suyu, öyle yürüdüm. Benim de böyle bir mesela anım var. Anlatamayacakları, yayınlayamayacakları ne kadar hikaye varsa hepsini anlattı. Niye yayınlayamayayım ki? Ne var ki bunda? Yani benim hiçbir şeyim yok ki. O polise sövdü, bizi korkuttu böyle bilmem ne. Sövmedi ki. Sövmedim, sövmedim ya. Yani. Korkuttu. Genç bir kızı korkuttu. Ama öyle de denmez ya burada yani. Ölüyorsunuz, kalıyorsunuz falan. Aynen. Yani. Kimse sizler mezarına koyuyoruz sonra şey sizi dedi. Küçük çocuğu korkuturlar ya böyle, seni kaçırırlar bak falan diye. Ya onlar gençti şey. Ve bence bize yazdılar zaten, biliyor musun? Ondan öyle bir şey oldu. Tamam, hani böyle bir... İyice başka yere gidiyor. Neyse bunları konuşmayalım da. Yo bunları yayınlayalım. Bunda bir şey yok ki bence. Ya bir şey değil. Dur bak mesela bir de şöyle bir şey olmuştu. Bizim yurda giderken bir hastane var. Hastane olduğu için orada da bir tane hep teyze var. Elinde de film sonucu. Ve işte film sonucunu gösteriyor. Kızım ha. Diyor ben diyor eve dönemiyorum diyor. İşte param evet. Yok falan diyor. Tamam hani böyle üzülüyorsun. Hemen ona para veriyorsun işte eve dönemiyormuş falan diye. Bir verdim. Sonra ertesi güne baktım. Gene aynı kadın aynı şeyle numarayla para almaya çalışıyor falan. Sonra orada ben anladım ki bu iş yani kadın aslında öyle bir şey yok. Bunu bir iş haline getirmiş. Bu bir meslek yani artık onun böyle için. Böyle acemileri avlıyorlar işte ya. Ben avlandım. Ben çok güzel avlandım. Zaten ilk etapta ya o kadar çok duyguların sömürülüyor ki. İşte hayatı tanımak dediğimiz şey böyle bir şey. Sonra neyse benim kardeşim üniversiteyi kazandı. Benim kaldığım aynı yurtta kaldı. Dedim ki ablacığım bak burada yukarıda bir tane teyze var. İşte böyle böyle elinde filmle. 10 yıldır devam ediyor. Değil mi? Meslek yapmış yani kadın, artık onun işi o. Böyle böyle para istiyor. Sakın verme. Tamam abla dedi. Ve gitmiş vermiş. Ya illa herkes o kazığı yemek zorunda. Ya uyardığım halde gidip o da parayı vermiş kadına. Ertesi gün gene görmüş. Abla ben kadını gene görmüş. Ablacığım ben sana dedim dedim. Yani niye hani benim sözüm geçerli değil mi? Ama yok. Kadın Oscar'lı performans sergiliyor. Herkes bir şekilde kazık yemek zorunda. Mesela şu anda biz size anlatıyoruz ya. Bunun hepsini yaşayacaksınız daha. Hani hiç böyle aklınıza gelmeyecek bizim tecrübeler mevcubeler. Aynısını siz de yaşayacaksınız. Hepimizde var böyle bir şeyler. Ben de İstanbul'a ilk geldiğimde mesela ya her şeyi bir sefer yemişliğim vardır benim de muhtemelen. İşte Atatürk fotoğrafı eline sıkıştırıp 3 lira para isteyen vardı mesela. 2008 senesinde 3 lira büyük paraydı. Ondan sonra işte Engelliler Derneği'nden dergi satıyoruz, gazete satıyoruz falan yakalayanlar vardı. Bunu bir kere yiyorsun. Evet. Yani bir kere yemekten çekinmeyin ama üst üste yemekten ya da ne bileyim birisi sizi uyardıktan sonra yemekten de artık yani... Evet yani. Ya işte. Tabii canım o kadar şey var ki, o kadar farklı taktik var ki. Yani. Onlar eskidi mesela, artık kalmamıştır. Mesela İstanbul'a geldiğinde yani. Şu kesin, şöyle bir şeyi kesinlikle öğrenmiştim. Bir yere mi gitmek istiyorsun? Tarif mi sorman lazım? O zamanlar tabii benim üniversite okuduğum zamanlarda bu kadar navigasyon falan aktif değildi. Kullandığımız telefonlar zaten akıllı telefon değildi ben üniversitedeyken. Adres soracaksan kesinlikle ve kesinlikle en az 3 kişiye soruyordum. Evet. Üçü de aynı yeri söylüyorsa o zaman gidiyordum. Çünkü bunu çok yaşadım. Soruyorum adresi, beni bir yere gönderiyor, alakasız bir yer. Başka birine sözü alakasız bir yer. O yüzden nereye gideceksem gideyim. En az 3 kişiye buraya nasıl giderim diye soruyordum. Üçü de aynı yeri tarif ediyorsa o zaman gidiyordum. Ben de mesela bu devirde şeyi anlamıyorum. Hala adres soranı anlamıyorum. Mesela bazen gerçekten merak ettiğim bir soru. Ama o devirden bahsettim abi. Yok biliyorum. Hı-hı. Bu devirde mesela kuryede çalışan bile bana adres soruyor mesela. Tam olarak nerede kalıyor abi diye. Ulan hani akıllı telefon kullanmayan kalmadı artık zaten. Google Maps çok default bir indirme şeyi. Sokağın adını yazsan Google Maps çıkarıyor sana nerede olduğunu. Çok enteresan geliyor mesela böyle bayağı. Abi o sokak nerede kalıyordu diye sormaları veya atıyorum bilmem ne hastanesine gideceğim nereden giderim diye sormaları. Özellikle yaşlıları anlayabiliyorum da gençlerin bunu soruyor olması çok garip geliyor bana. Bir nedeni var mı acaba benim anlamadığım? Söyleyeyim mi? Tabii. Mesela bu evin bulunduğu sokaktan konum gönderdiğinde bazı şeyler... Arkası konum gidiyor. Değil. Konum hatalı olabilir ama sen açık adres veriyorsun ya. Hı-hı. Verdiğin açık adreste zaten açık adresin sokağını yazdığın zaman çıkıyor zaten. Doğru, o da doğru. Yani benim tarif etmemden daha güvenilir bir şey değil mi? Yani hani sokağa çıkıyor olması. Neyse bu üniversiteyle alakası yok da. Üniversite arkadaşlar aklında olsun diye söyleyeyim dedim. Konumunu şey yapın. Çok alakasız oldu. Bir şey oldu ya. Oryantasyon haftası yayınlanacak video oldu. Yeni bir şehre geldiniz bakın bunları yemeyin. Evet. Bir şey oldu aslında. İstanbul'a gelecekler için aynen. İstanbul kılavuzu.
nasıl yaşanır burada? Gerçi ama bunlar benim anlattığım hikayeler çok eski arkadaşlar. Artık bu şekilde olmuyor olabilir. Daha farklı dolandırma yöntemleri çıkmış olabilir. Hala oluyor, bilmiyorum. Hala parfüm satan var mesela. O şey, vardı ya böyle havalimanında Türk Hava Yolları'na çalışıyorum deyip gelip. Peki acaba hala abi teyzeler var mı ya dolandırma aynaları değil mi? Poşetle gezenler. Ben konum veririm hatta yani şurada vardı. Evet. Şey vardı mesela bir kere bu parfüm satanlar gelmişti bana. Parfüm satıyorum alır mısın falan filan diye. Almayacağım falan diye. Böyle bir dikleşmeye başladık ama. Yani böyle bir sertleşti yani mevzu yani. Sonra sen neredesin? İşaren Köylü mü? Oo Tilki Selim'e selam söyle falan dedi. Ne oluyor lan dedim. Sanki İşaren Köylü herkes otomatik olarak Tilki Selim'i tanıyormuş. Yok Kedi Selim'di. Kedi Selim'i tanıyormuş kim var? Söylerim falan dedim ben de böyle. Hani sanki çeteyiz de ben de o çetenin parçasıymışım gibi. O yüzden sen diklenince belki Kedi Selim'in şeyi zannetmiştir. Onun tayfadan bu da falan diye. Bilmiyorum ki neresi dedi. Birisine güvenerek diklenmiş olman lazım. Sen kimsin dikleniyorsun mesela? Öyle düşünmüş olabilir. Ben diklenmekten kastım şu. Hani nasıl şey yapmıyorsun? Ben de almıyorum arkadaş. Hani o yükseldi ben de yükseldim yani. Ne diyorsun sen falan diye. Ondan sonra öyle bir şey oldu. Bir gerginlik oldu. Sonra nerelisin falan diye saçma bir soru sordu yani. O da salladı. Ben de sallamasına cevap mı verdim bilmiyorum ama saçma bir diyalog yaşamıştık yani. Kedi Selim diye birinin varlığından emin miyiz? Ben eminim ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Kedi Selim. Kedi Selim benim. lisedeyken hatırlıyorum öyle bir herif oldum. Bu lisenin sonuna falan denk gelmişti. Öyle deniliyordu. Kedi Selim diye birilerinden bahsedildiğini hatırlıyorum yani mahallede. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim yurdun yakınında Sedat Peker'in bir tane kafesi vardı. Biz oraya gidiyorduk maç izlemeye falan. Sonra burası Sedat Peker'in yeri falan diye heyecanlanıyorduk. Alttan şeyimiz falan vardı. Orada böyle zaten kodoman kodoman abiler işte böyle takım elbiseleri falan vardı. Bu video ne videosuydu bu arada? Hiç fikrim yok. Yani tabii o zaman şey meşhurdu canım. Ünlü mafyaların yeğenleri meşhurdu. Evet, abi evet. O bilmem kimin yeğeniymiş yalnız. Abi o şunun yeğeniymiş falan diyor. Abi o tehlikeli bilmem ne. Herkes bir hikaye anlatıyordu. İsim vermeyeyim. Bir arkadaşımın soyadı da tutuyordu ve çok ekmeğini yemişti onun yani. Ha oradan. İsim verme bence de ben tanımıyorum. O arkadaş soy ismi Peker'miş. Yok hayır hayır Peker'li. Değil. Bir de beni çok şey garip gelmişti. Üniversiteye kazanıp buraya geldiğimde her yerde çok fazla kamera vardı. O zamanlar Taksim'di. Taksim'e gidip eğlenmek de güzeldi, eğlenceliydi. Taksim'e gittiğimiz zamanlarda illa elinde bir kamera, bir elinde mikrofon gelip böyle işte merhaba gençler nasıl giyiniyor diye bir program yapıyoruz falan diye böyle bir anda böyle mikrofon uzatılırdı. Tamam mı? İşte kamera çekmeye başlardı falan. Ve eğer hani diyelim ki işte anne ben yurttayım deyip de gezmeye çıktıysan oralarda yakalanmak çok hoş olmuyordu. Ya da mesela ben çalışmak istemiştim üniversiteye başladığımda. Annemler de ne gerek var sen okulda oku diyorlardı. Sonra ben yine de onlardan gizli çalışmaya başlamıştım. Ve Galatasaray'ın Adnan neydi? Galatasaray'ın bir tane şeyi vardı. Adnan Polat. İşte çalıştığım yere Adnan Polat geldi ve kameralarla birlikte geldiler. Adnan Polat bana espresso istedi. Ben ona espresso falan getirdim. Ben yine kameralarda çalışırken çıktım falan böyle. Annemler görecek falan diye öyle. Burada kameralara yakalanmak da çok enteresan. Yani her yerden bir şekilde kamera çıkabiliyordu. Çok başka hikayeler ya. Ya benim için evet biraz değişik. İstanbul'a geldiğim için değişik. Ben de tam İç Anadolu hikayeleri şey vardı. Ben de mesela şöyle oldu. Ben burada İstanbul'dan gitmiştim oraya. Hani çevrem sen gelmiştin İzmir'den İstanbul'a. Ben de İstanbul'a gitmiştim. Mesela bende şey tribi çok olmuştu. Biraz köy kasaba gibi yerlere gidince büyük şehirden gelenlerin çok ağladığını görmüştüm mesela. Özellikle kızlarda da çok oluyordu. Evet. Hani neden biz böyle bir yere geldik? Üniversite çünkü kötü gözükmüyordu ama muhit olarak böyle kasaba köy olması bir garip gelmişti bazı arkadaşlara. Ben mesela öyle bir tribe girmemiştim. Çünkü biliyordum nereye geldiğimi. Yani küçük bir kasabaya gelmekten şey olmamıştım. Bir de o kasaba küçük olunca şöyle bir şey oluyor. Herkes aynı kafeye giderdi mesela. O kafede hep takılınırdı falan. O kafede bakışmalar olurdu. Bilmem ne kime baktı, o kubuna baktı, o şuna baktı diye. Öyle bir zengin bir dünyası yoktu. Herkesin dünyası aşırı küçülürdü mesela. Ve o küçük dünyada kendince bir şeyler yazar çizerdin yani. Ve şey çok enteresan gelmişti. Herkes kendi hikayesini sıfırdan yaratıyordu oyun gibi. Ya karakter yaratma ekranı gibi. İşte biri mafyanın bilmem nesiymiş de, birinin babası petrol zenginiymiş de. Lan petrol zengini babaysan ne işin var? Anladım ya, birbirimizi yemeyelim yani. Birisi milletvekilinin yeğenini bilmem ne. Herkes abi sıfırdan karakterini yazıyordu. İşte ben üçleşim var geldim. Ben bilmem ne olaylı bir adamım geldim. Bir tane mesela reis gibi takılan çocuk vardı hiç unutmuyorum. İlk sene böyle biz ağır abi bize yakışmaz bilmem ne. İkinci senesinde her yerine küpe takmıştı. Buralarını da böyle şey ailesi kızar diye büyük ihtimalle çakma dövmelerden yaptırmıştı. Dedim nasıl oldu lan bu yani bir sene yaşanan nasıl değişim yani. Nasıl değişim yani. Baskıcı ailelerden gelen çocuklarda kız erkek fark etmez müthiş değişimler oluyordu. O çok acayip gelmişti mesela bana. İlk sene gördüğüm insan ikinci sene bambaşka bir formda oluyordu böyle. Ya böyle rakçı gibi oluyordu bir anda. Ya işte bir anda böyle daha süslenip püslenmeye başlıyordu insanlar falan. Yani çok değişik bir şey oluyor orası. Böyle habitat oluyor yani en azından şey için söylüyorum. İç Anadolu tarafı için söylüyorum. İstanbul'da büyük ihtimalle öyledir ama. Daha baskıcı ailelerden yani acayip şey oluyor. Sen şimdi büyük yerden küçük yere gidenler, küçük yerden büyük yere gelenler var.
daha farklı. Ben öyle küçük bir yerden gelmedim. İzmir'den geldim. O yüzden benim için o kadar farklı değildi ama tabii ki İstanbul çok büyük bir yer. Dediğim gibi mesela her yerinde kamera olması bana çok enteresan gelmişti. İşte bu yaşadığım dolandırılma hikayeleri. Hani kadar İzmir'de yaşasam da İzmir'de güvenli annemin babamın yanındayım yani. Evet, burada anneniz babanız yok yanınızda ve herkesi iyi zannediyorsunuz. Ya da herkesin söylediğine inanıyorsunuz. Öyle diyeyim aslında. Hani niye yalan söylesin ki? Doğru söylüyorlar. Hiç evet, yalan evet. söyleme gibi bir şey aklınıza hiç gelmiyor. Hakikaten onu üniversitede ben anlamıştım. Ben de yani evet. insanların normalden çok daha fazla yalan söylediği ben de üniversitede klik etmişti. Yani oha evet. lan bunlar resmen sallıyor şu anda diye. Orada şey oldum. Aydınlanma yaşamıştım. Yaşta tabii. Ya bir de çok farklı insan tanıyorsun. Yani bilmiyorum. Değişik tecrübe. Üniversite güzel ya. Güzel valla. Bak şey ben tekrar üniversiteye gitmek istedim şu anda. Ben mesela ben de öyle bir takıntı yok. Ben üniversite hayatımı çok böyle överek anmam. Zaten çok iyi bir üniversite hayatım da olmadı. O yüzden farklı düşünüyoruz üniversite konularında. Ama şey var mıydı sizin çevrenizde de? İstanbul'da yaşamak çok büyük olay olduğunu ben üniversiteye gidince anladım. Ne zaman, evet, kime yani. Ne zaman, nereden geliyorsun diye muhabbet olur ya işte. Biri Mersin'den gelmiş atıyorum. Biri Bursa'dan gelmiş. Biri Adana'dan gelmiş falan. Fark etmez yani. Türkiye'nin dört tarafından bir sürü insan ortak yere evet. geliyor. Ben İstanbul'dan geldim deyince otomatik olarak sana zengin gözüyle bakıyorlar. O çok garip evet. gelmişti mesela. Ha bana. Evet öyle bir şey var. Anlayış İstanbul'dan var. Mı? Sen evet. zenginsin. Lan ne alaka zengin olsan benim burada ne işim var? Ben mesela bunu hiç anlamadım yani. İstanbul'da yaşamak eskiden öyleydi. Zenginlik belirtisi gibi geliyordu. Şu anda öyledir muhtemelen ama. Şu anda da büyük ihtimalle öyle midir bilmiyorum. Hiç de zengin falan değildik halbuki. Dediğim gibi yani zengin olsam arkadaşlarım ne işim var yani giderdim. Özel okullarda falan okurdum. 18 milyon insanın da zengin olma ihtimali yok. Yani evet ama öyle bir algı olması garip gelmişti. Önceden mesela. Öyle bir algı vardı doğru diyorsun. Bir de İstanbul çok hareketli böyle biraz New York gibi gözüküyor gibi bir hava hissettirmişti. Ya çünkü bana. Şöyle bir şey var şimdi çok arkadaşlar. Yani televizyonu açın tamam mı haberleri evet, açın. Hep İstanbul'dan bu. Tüm haberler İstanbul'dan. Yani İstanbul öyle büyük o zaman bir yer. Yani mesela şöyle bir yani çok az diğer şehirlerden bir şey görüyorsunuz. İstanbul için yazılmış şarkılara bakın. O kadar çok İstanbul adına yazılmış şarkı ve şiir de var ki. Yani demek ki bir bok var bu İstanbul'da her baktığın zaman. Bir bok yok yani abi. Şey olarak. O yüzden tabii insanlar biraz korkuyor. İstanbul'a hiç gelmemiş insanlar korkuyor yani. Şunu da söyleyeyim. Üniversite okumakla alakalı çekincesi olan ve üniversite okumayacağını düşünenler, açık öğretim yapacaklar varsa şey yapmasın, hiç üzülmesinler. Bu üniversite hayatı sosyalleşmek açısından güzel bir şey olsa da gereksiz ve sırf zoraki okunacak bir şey de değil bence. Sırf okumak için okunacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben üniversiteye. Ya yok üniversiteye nasıl baktığınızla da alakalı. Yani bakış açınız burada çok önemli gerçekten de. Dediğim gibi yani her aslında ya yaşadığınız bu dönüm noktaları dediğimiz durumlar sizin ufkunuzu genişletecek durumlar oluşturuyor. Yani tabii daraltacak yerlere gitmeyin. Afyon'a gitmeyin İstanbul'a kalın. Afyon, bu arada Afyon'u aşağılamak veya Afyon'u böyle ya falan diye konuşmak söylemiyorum. Ben sadece hani daha... Hayır ama senin orada ufkun genişletecek bir şey yaşamamış olabilirsin. O İnsan anlamda diyorum. Tanımak açısından ufkum genişledi. Bir sürü farklı insan tanıdım. Ama tabii hani lokasyon olarak şey olarak böyle İstanbul'dan Afyon'a geldim bambaşka bir hayat gördüm gibi bir şey mi olmadı yani? Sonuçta evet. biraz daha köy kasabaya gidiyordu. Ben köy kasabaya gittim daha önce. Biliyorum nasıl bir şey olduğunu köy kasabanın. O yüzden ufkum açıldı diyemem orası için ama ya şeyde olmadım yani. Burada gerçekten, yaşanmaz diye tribede girmedim yani. Türkiye'nin başka yerini tanıyorsun ya sen de. Tabii yani canım. Öyle bir yerini tanıyorsun. Acayip şeyler. O da bir deneyim. Öğrendim yani orada. Çok değişik bir kültür karmaşası vardı yani o içerisinde. Evet, evet. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir şeyde hayatınızı hani böyle daha iyi hale getirmek istiyorsanız benden bir tavsiye şahsen ne kadar ciddi alırsınız sizin bileceğiniz iş. Bir şeyde uzmanlaşmanız önemli bence. Okulda uzmanlaşabilirsin, nerede uzmanlaşmak istiyorsan uzmanlaşma, bireysel de uzmanlaşabilirsin fark etmez ama bu yaşlardaki bence en kıymetli şey bir şeylerde uzmanlaşmanın başlangıcını yapmak. Yazılım olur, işte insan kaynakları, ilişkiler olur, başka şey olur fark etmez. Bir şeyde uzmanlaşmak önemli. Üniversite orası size kalmış yani. Evet. Yani bilmiyorum hiçbir şeyin sonu değil ya. Ben de onu söylemek istiyorum. Sınava girecek arkadaşlar için aslında söylemek istiyorum. Tabii ki de şu anda var ya tüm dünyanız. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Yani ya kötü geçerse, kötü geçti ne olacak? Yazınız da mı kötü geçecek? Birçok endişe duyduğunuz noktalar var. Bundan adım gibi eminim. Ama 2-3 sene sonra gülerek anlatacağınız bir şey olacak. Yani o yüzden sakın. Ya da ağlayarak. Yok hiç ağlayanını görmedim ya. Ya ama şöyle şunu çok gördüm mesela. Hala şunu diyen insanlar var çevremde. Bazen rüyamda üniversite sınavına girdiğini görüyorum. Hala oha. Üniversite yani oradaki o stresi. O stres hala onunla beraber evet, gelmiş. Evet aynen yani. Yani kaç yaşına 30 yaşına gelmiş ama bazen rüyalarında kabus olarak üniversite sınavına girdiğini gören insanlar var. Ben hiç öyle bir şey görmedim. İnşallah sizler de görmeyin yani o kadar stres haline getirmeyin. Dediğim gibi 2-3 sene sonra zaten gülüyor olacaksınız. İster olumlu olsun ister olumsuz olsun. Sonuç ne olursa olsun. Bu kadar korkmayın ya. Hayat gerçekten bir şekilde akıyor. Akarken de siz sadece güzel doğru tercihler yapmaya çalışın. Neler olacağını o zaman zaten görüyoruz yavaş yavaş. O yüzden çok kafaya takmadan tabii çok da salmadan hepinize başarılar diliyorum ben. Sınava gezin. Bezlenerek girenler falan vardı ben biliyorum. Yani onu diyecektim ama çok üstüne muhabbet sınava attım. Bezlenerek evet evet bayağı altında bezle giren insan vardı biliyorum. Sınava. Evet, evet. Dişim gelir çıkamam yaparım böyle. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii canım ciddiyim ben. Test eden vardı ya. Bu bezler gerçekten sızdırmıyor mu diye. Evet evet. Niye? Abi onların fantezisi var mı? Sınavı bahane etmişler ya. Bazı insanlarda böyle stresi yönetemeyip vücutları garip garip tepkiler veriyor ya mesela. Hani... İşte o kadar stresle sınava girmek çok kötü bir şey ya. Çok kötü zaten. Ya ben şeyden çok korkardım.
sürmenaj olmak, sürmenaj olmaktı değil mi? O ne demek lan o? Sürmenaj olmak şu demek değil miydi? Öğrendiğin her şey bir anda sıfırlanıyor. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Sürmenaj olmak öyle tamam, bir şey. Tamam anladım ben. Ne olduğunu anladım şu an. Yani bir sürü çalıştın. Ama o kadar çok yüklendin ki kendine bir anda her şey gitti. Ben zaten bir şey öğrenmediğim için bir ben birebir hani şey şu yapmış diye duyduğum için söylüyorum. Yani böyle uzaktan bir yerden de duymadım. Yani çevremden birinden duydum. Yani. Ya yapmayın işte bunu yapmayın ya. Bunu gerçekten kendinize yapmayın. Bunu işin efendi gibi yani. İş altına bitsin kardeşim bunu yani yapma ya. Yani kim kınayacak size? Çocuk sınava girmiş çıkmış yani tabii işleyecek falan deriz. Bir şey soracağım. O yüzden şey yapmayın. Sizde şey var mıydı ya? İşte sınıfta biri ölürse herkes tam puan alır falan gibi dedikodu hayır, falan şey var mıydı? Hayır öyle bir şey yok. Kim dedi onu be? Ben girerken öyle bir dedikodu çıkmıştı. Sınıfta işte biri ölürse mesela sınıftaki herkese tam puan veriliyor resmen falan. Resmen öldürmeye teşebbüs evet, bu. Evet. Birisini öldürmek için birisi, yapılmış hayır, bir şey. Ölürse yani doğal sebeplerle ölürse. Birisi bizini öldürürse değil herhalde. Öldürürse değil ama ölürse denmiş. Ya doğru söylüyorsun. Ucu açık bir aynen şey. Aynen yani. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yani. Böyle bir skala yapmışlardı bizim zaman. Muhtemelen şehir efsanesi. Kesin öyledir hatta yani. Ya biri ölürse şöyle olur, biri yaralanırsa böyle olur falan gibi bir dedikodu yayılmıştı bize. Evet evet. Oha çok fazlaymış lan bu. Ay. Bir de şey bu sene TÜBİTAK hazırlıyormuş. Ha o kesin. Şey. Bu sene TÜBİTAK hazırlıyor. Yani, TÜBİTAK konuşamadım bile. TÜBİTAK. TÜBİTAK hazırlıyor. Sorular çok zormuş. Niye böyle? Ha, o hep geyik. O klasik. Abi. Aynen klasik bir geyik. Ama o şey çok korkunç. Ya senin anlatman çok korkunç ya. O ben yalan bu arada öyle bir şey yok. Kimseyi öldürmeye kalkmayız. Ay, Allah korusun. Sınava girmeyin. Aynen yani. Allah korusun. Bir şey yok yani. Öyle bir durum yok. Biz bu videoda neylerden bahsediyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ne oldu acaba? Bence komik olacak bu arada. Neyse. Ya bu normal sohbet işte ya. Evet. Yani ortaya koyduğun sohbet, konuştuğun güzel şeyler atacaksın. Tamam. Tamam doğru. Nasıl bir şey çıkacağını merak ediyorum zaten. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.